Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu trotzdem, yani yine de ya da gene de anlamına gelen trotzdem bağlacını göreceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Trotzdem bağlacı arkadaşlar yine de gene de anlamlarına geliyor. Ve fonksiyonel olarak baktığımızda nasıl bir fonksiyonu var arkadaşlar? İki cümleyi bir araya getiriyor. Gelin bunu ilk örnekte bir inceleyelim. Şimdi es regnet draußen. Es regnet neydi? Yağmurun yağması. Es regnet draußen, dışarıda. Dolayısıyla dışarıda yağmur yağıyor. Es regnet draußen. İkinci cümleye bakalım. Ich gehe einkaufen. Einkaufen ne demekti arkadaşlar? Hatırlarsanız ayrılabilir fiillerde vardı bu. Einkaufen alışveriş yapmak demek. Ancak burada alışverişe gidiyorum. Tıpkı güzel Türkçede de olduğu gibi alışverişe gidiyorum denildiği için Ich gehe einkaufen şeklinde, evet bu şekilde yorumlanmış oluyor. Ich gehe einkaufen, alışverişe gidiyorum. Şimdi arkadaşlar trotzdem yine de noktasında biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Bakalım. Es regnet draußen, dışarıda yağmur yağıyor. Virgülümü koyuyorum arkadaşlar. Trotzdem gehe ich einkaufen. Yine de ne yapıyorum? Alışverişe gidiyorum. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar bu yapıyı aynen buraya taşımışım. Virgülle ayırmışım. Trotzdem ardından fiil geliyor. Buradaki fiilimiz hangisi? Gehen fiili. Dolayısıyla trotzdem gehe ich einkaufen denilmiş oluyor. Demek ki dışarıda yağmur yağıyor. Ben yine de alışverişe gidiyorum denildiğinde es regnet draußen, trotzdem gehe ich einkaufen demiş oluyoruz. Trotzdem gehe ich şeklinde ifade ettiğim bu yapıyı arkadaşlar diğer türlü de ifade edebilirim. Nasıl? Yani iki cümle ayrı ayrı şekilde ifade edebilirim. Onu da şuraya yazdım. Es regnet draußen, bakın burada dışarıda yağmur yağıyor diyorum ve noktamı koyuyorum. İkinci cümleyle devam ediyorum ve ikinci cümle trotzdem cümlesi. Bakın burada ne yapmışız? Ich gehe trotzdem einkaufen. Dolayısıyla ben yine de alışverişe gidiyorum. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi yine de alışverişe gidiyorum. Ben yine de alışverişe gidiyorum demez miyiz? Almanca'da da durum bu arkadaşlar. Dolayısıyla ben tıpkı ilk satırda olduğu gibi trotzdem, es regnet draußen, trotzdem gehe ich einkaufen diyebileceğim gibi ikinci satırda es regnet draußen noktamı koyup ich gehe trotzdem einkaufen da diyebiliyormuşum. Dolayısıyla her ikisini kullanabiliyorum arkadaşlar. Anlam olarak herhangi bir farklılığa gitmiyor. Sadece birinde ne yapmış oluyorum? Virgülle devam ediyorum. Ancak diğerinde noktayı koyduktan sonra dikkat edin, eylemden sonra trotzdem'i getirmiş oluyorum. Halbuki virgüllü olan ifadede ne yapmış oluyorum? Trotzdem ile, değil mi? Öncelikle ne yaptım? Baştaki cümleyi yazdıktan sonra trotzdem ve ardından fiille devam etmiş oldum. Ancak demek ki noktalı olan cümlede ne yapmış oldum? Noktayı koydum. Ich gehe'den sonra ne yaptım? Trotzdem'i yerleştirdim. Ich gehe trotzdem einkaufen demiş oldum. İkinci örneğe bakalım şimdi de arkadaşlar. Ne diyor ikinci cümlemiz? Das Kleid ist sehr teuer. Elbise çok pahalı. Değil mi? Teuer neydi? Pahalı. Sehr teuer, çok pahalı. Dolayısıyla elbise çok pahalı. İkinci cümleye bakalım ne diyor? Die Dame kauft das Kleid. Die Dame, hanımefendi ne yapıyor? Elbiseyi satın alıyor. Şimdi burada arkadaşlar bu iki cümleyi trotzdem ile birleştirecek olursak ne yapacağız? Bakın buradaki cümleyi aynen buraya getiriyorum ve virgülle ayıracağım. Dikkat! Das Kleid ist sehr teuer, virgülümü getirdim. Trotzdem kauft die Dame das Kleid. Bakın tıpkı yukarıdaki cümledeki ile aynı öğelerin yeri. Fark ettiyseniz trotzdem gehe ich demiştik az önce. Burada da ne yaptım? Trotzdem kauft die Dame das Kleid demiş oluyorum. Yani trotzdem'den hemen sonra ne oldu? Eylem gelmiş oldu. Bu durumda trotzdem kauft die Dame das Kleid demiş olduk. Dolayısıyla elbise çok pahalı. Yine de hanım efendi
elbiseyi satın alıyor demiş olduk. Peki iki cümle farklı farklı ifade ediliyor olsaydı ve trotzdemle ifade ediliyor olsaydı ne olacaktı? Bakıyoruz. Das Kleid ist sehr teuer. Noktamı koydum. Ne dedim? Elbise çok pahalı dedim. Noktamı koyduktan sonra die Dame kauft trotzdem das Kleid dediğimde demek ki ne yapıyor? Hanımefendi yine de ne yapıyor? Elbiseyi satın alıyor demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar demek ki trotzdem'den hemen sonra ne yaptık? Die Dame kauft trotzdem das Kleid demiş olduk. Eylemden sonra ne oldu? Trotzdem gelmiş oldu. Üçüncü örneğe bakalım şimdi arkadaşlar. Üçüncü örnekte der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Genç ne yapıyor? Arbeitet gern. Evet, arbeiten neydi? Çalışmak. Gern severekten anlamına geliyor arkadaşlar. Als Verkäufer, der Verkäufer. Bu da satış elemanı olarak düşünebiliriz. Satış yapan, esnaf gibi düşünebiliriz. Ya da işte butikte çalışan bir evet, bir satış elemanı, bir satış görevlisi gibi de düşünebiliriz. Er muss oft samstags arbeiten. Bakın burada ne diyor? Onun sıklıkla cumartesi günleri çalışma zorunluluğu var demiş oluyoruz. Değil mi? Er muss oft samstags arbeiten. Şimdi biz bu iki cümleyi ne yapacağız? Trotzdem ile birleştireceğiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki yapıyı aynen buraya taşıyoruz. Değil mi? Ve diyoruz ki der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Bakın buraya virgülümü getirdim. Trotzdem muss er oft samstags arbeiten. Bakın ne demiş oluyoruz? Genç severekten çalışıyor. Ancak değil mi? Yine de daha doğrusu trotzdem neydi? Yine de sıklıkla cumartesi günleri çalışma zorunluluğu var. Seviyor ama yine de böyle bir durumu var demeyi getirmiş oluyoruz. Tabi burada fonksiyonel olarak bakmamız gerekiyor arkadaşlar trotzdem'e. Evet, biraz anlam olarak havada kalabilir ya da tuhaf geliyor olabilir ama aslında mantıklı bir cümle değil mi? Seviyor ama yine de seviyor olması bu durumu değiştirmemiş oluyor değil mi? Dolayısıyla trotzdem muss er oft samstags arbeiten demiş oluyoruz. Peki biz şimdi ayrı ayrı kursaydık bu iki cümleyi ve trotzdem yapısını da işin içerisine katsaydık ne olacaktı? Baştaki cümleyi yine ne yapacaktık? Buraya yazacaktık. Bu durumda der Junge arbeitet gern als Verkäufer, genç severekten ne yapıyor? Satış elemanı olarak çalışmayı seviyor demeyi getiriyor bu cümle. Öyle değil mi? Er muss trotzdem oft samstags arbeiten. Yine de sıklıkla cumartesi günleri çalışma zorunluluğu var demiş oluyoruz. Bu iki cümleyle demek ki iki cümleyle trotzdem ifadesini ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum ya da trotzdem'i tek bir cümle içerisinde de kurabiliyormuşum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üzerinden şöyle bir geçelim arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar trotzdem yine de anlamına geliyormuş. Şimdi ilk cümlede ne dedik? Es regnet draußen. Dışarıda yağmur yağıyor. Ich gehe einkaufen. Ben alışverişe gidiyorum. Şimdi bu iki cümleyi trotzdem ile ne yapıyoruz? Birleştirdiğimizde ve tek bir cümle haline getirdiğimizde ne yapacakmışız? Dışarıda yağmur yağıyor. Dolayısıyla es regnet draußen virgülümü getirdim. Trotzdem gehe ich einkaufen demiş oluyorum ve tek bir cümleyi indirgiyorum. Ancak İki farklı cümle yaptığımda da değil mi bu mümkün? Dolayısıyla es regnet draußen noktamı koydum. Ich gehe trotzdem einkaufen. Bakın burada da herhangi bir anlam kayması olmadı. Ich gehe trotzdem einkaufen. Bakın burada çok minik bir farklılıkla ne yapmış oluyorum? Ich gehe trotzdem einkaufen. Orada ne yaptım? Eylemden sonra trotzdem'i getirdim. Ancak tek bir cümle haline getirdiğimde virgülden sonra trotzdem değil mi? Ardından ne geliyor? Eylem gelmiş oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bütün esprisi demek ki buymuş. Virgülden sonra trotzdem ve eylem geliyor. Ancak iki farklı cümle ise bu durumda ne olacak? Eylem sonra trotzdem gelecekmiş. İkinci örneğe baktığımızda das Kleid ist sehr teuer.
elbise çok pahalı. Die Dame kauft das Kleid. Hanımefendi elbiseyi satın alıyor diyoruz. Das Kleid ist, bakın burada şimdi tek bir cümleyi indirgediğimizde das Kleid ist sehr teuer, comma, trotzdem kauft die Dame das Kleid. Bakın ne oldu? Trotzdem'den sonra eylem gelmiş oldu. Çünkü ne yaptık? Tek bir cümleye indirgedik ve virgül trotzdem ve eylemle ne yapmış olduk? Devamını getirdik değil mi cümlenin? Ancak iki farklı cümle olduğunda bakıyoruz. Ne yaptık? Buradaki kalıbı aynen aşağı taşıdık. Das Kleid ist sehr teuer. Elbise çok pahalı ve noktamızı koyduk. Die Dame kauft trotzdem das Kleid. Hanımefendi yine de elbiseyi satın alıyor dediğimizde ne oldu burada? Eylemden sonra trotzdem geldi. Üçüncü örneğe baktığımızda der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Genç severekten ne yapıyor? Esnaf olarak, satıcı olarak çalışıyor değil mi? Seviyor bu işi. İkinci cümlede ne diyor? Er muss oft samstags arbeiten. Sıklıkla ne yapması gerekiyor? Cumartesi günleri çalışması gerekiyor demiş oluyoruz değil mi burada? Samstags fark ettiyseniz küçük harfle başlamış. Çünkü genelleme yaptığımızda cumartesi günleri dediğimizde bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. En güncel haliyle bu şekilde demek ki ifade ediliyormuş. Şimdi biz bu iki cümleyi trotzdem ile bir cümle haline indirgediğimizde ne yapıyormuşuz? Bakın der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Aynen ne yaptım? Bu kalıbı buraya geçirdim. Virgülümü getirdim. Trotzdem muss er oft samstags arbeiten. Yine de sıklıkla cumartesi günleri çalışması gerekiyor demiş oluyoruz. Ya da ayrı ayrı cümleler kursaydık ne olacakmış? Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Noktamı koydum. Er muss trotzdem oft samstags arbeiten. Evet, severek çalışıyor ama bu hafta sonları sıklıkla çalışıyor olmasını değil mi? Değiştirmiyor. Demek ki yapması gerekiyor gibi böyle bir mantık da çıkartabiliriz bu cümleden. Dolayısıyla dilde, daha doğrusu hiçbir dilde arkadaşlar mantıksız bir şey yok. Mutlaka anlamlandıracağımız durumlar olabiliyor. O sebepten hani bu örneklerde kafanıza takılan şeyler olduğunda az önce de söylemiş olduğum gibi fonksiyonel olarak bakmakta fayda var. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es regnet draußen. Ich gehe einkaufen. Es regnet draußen. Ich gehe einkaufen. Es regnet draußen, trotzdem gehe ich einkaufen. Es regnet draußen, trotzdem gehe ich einkaufen. Es regnet draußen, ich gehe trotzdem einkaufen. Es regnet draußen, ich gehe trotzdem einkaufen. Das Kleid ist sehr teuer. Die Dame kauft das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer. Die Dame kauft das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer, trotzdem kauft die Dame das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer, trotzdem kauft die Dame das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer, die Dame kauft trotzdem das Kleid. Das Kleid ist sehr teuer, die Dame kauft trotzdem das Kleid. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer, trotzdem muss er oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer, trotzdem muss er oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss trotzdem oft samstags arbeiten. Der Junge arbeitet gern als Verkäufer. Er muss trotzdem oft samstags arbeiten. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde trotzdem bağlacını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.